Çok aziz ve saygıdeğer seyirciler. Bu konuşmamla Cuma hakkında biraz daha bilgi vereceğim. İnşallah Cuma namazı konusunu kapatacağım. Yani bunlar çok e, gerekli oluyor. Dışarıda soruluyor, bize gönderiliyor. Tartışma konuları oluyor. Ben de bunları size arz etmek istiyorum. O nedenle şimdi Cuma günü e, hutbe sırasında e, veya diyelim namaz sırasında insanlık hali boş bulunur, abdest bozulabilir veya burnun kanayabilir. E böyle durumlarda ne olacak? Kocaman bir camiye gitmişsiniz, avlu dolu, cami içi dolu. Şimdi namazın birinci rekatında e, kılmışsınız, abdestiniz bozulmuş, bozulmuş. Ne yapacağız? Soruyorlar şimdi. Hocam tem edebilir miyiz? Çünkü bayram namazını gitseniz bayramımız kılarken abdestiniz bozulsa, hemen eğer duvar kireçliyse, topraksa, taşsa e, veya boyalı olsa bile tozlanmış, şimdi pek tozlu cami var mı bilmiyorum çünkü Diyanet kontrol ediyor temiz olsun falan diye. Tozluysa, boyanın üstü öyle elini sürdüğünüz zaman parmak izler çıkacak gibi ise hemen onlara elinizi süreceksiniz, teyemmü edeceksiniz. Cuma namazı, namazı kılmak üzere e, yüzünüzü bir daha vuracaksınız, kollarınızı yapacaksınız, namaza devam edeceksiniz. E, bayram namazının kazası yok. E, cuma namazının da kazası yok. Cuma namazı kılarken veya hutbe hutbe biteceği sırada e, abdestiniz bozulsa, acaba teyemmüm yapabilir misiniz? Cemaat çok büyük kalabalık. Nerede olabilir bu? Medine'de olabilir. Nerede olabilir? Mekke'de, Kabe'de olabilir. O kadar kalabalık oluyor. Elhamdülillah 5-6 milyon adam namaz kılıyor Kabe'de mesela. Medine'de 1-2 milyon adam namaz kılıyor. Buradan çıkıp tuvaletlere gidip gelince kadar çoktan namaz kılacak. Nasıl olacak bu? Evet, şey imam değilseniz, ölünün sahibi değilseniz, mirasçısı değilseniz, velisi değilseniz, cenaze namazında da namazı kaçırmamak için teyemmüm caiz. Bayram namazında da bayram namazının kazası olmadığı için teyemmüm caiz ama Cuma'nın yerine namaz var. Zaten Cuma biliyorsunuz o gün öğle namazını kaldırıp atıyor. Cuma olmadı mı öğle namazı zaten var. Onun için Cuma namazında abdesti bozulanlar teyemmüm edemezler. Teyemmümle devam edemezler. Ama Cuma kaçır? kaçabilir. Kaçabilir ne yapalım? Teyemmüm edemeyiz çıkar gideriz. Gideriz evde öğle namazını kılarız. Eda ederiz. Öğle namazını eda ederiz. Yani cuma kılamayanlar için öğle namazı var. E sen zaten özrün var. Abdestin bozuldu. Bile bile bozmadın ki. Bozuldu. Bile bile bozsan da zaten teyemmüm alamazsın. Yapamazsın. Mazeretli bozsan da teyemmümle cuma namazına devam edemezsin. Bunu da burada arz ediyorum. Tabii cuma namazı bir farz olduğu için namazı neler bozuyorsa Cuma namazında onu onlar bozar. Burada şuna dikkat etme dikkatini çekmek istiyorum. Fıkıh kitaplarında e, şu madde vardır. Yani bu e, tartışmalıdır. Şöyle olur, böyle olur fikirler var ama ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi imam soğuk su içmiş oluyor veya üşütmüş oluyor. Sesi benimki gibi böyle biraz e, çok çatallı çıkıyor, e, düzgün çıkmıyor. Arkadaki adamın sağlığı yerinde. Nezle değil, grip değil, boğazı iltihaplı değil. Şu, e, her şey mükemmel. İmamın sesi çatallı çıkıyor diye arkadan imam okurken sesi böyle biraz pürüzlü çıkınca <laughs> diye 10 kişi öksürüyor. Bazen 100 kişi öksürüyor. Bunu yapmayın lütfen. Cuma namazında da yapmayın. Oluyor çünkü. Cuma namazında da olsa diğer namazlarında da olsa özrü yokken öh öh diye heceli bak öh öh heceli böyle öksürürseniz namazınız bozulur diyor hocalar. Öksürmeyin size ne? Adama uyumuşsunuz. Sana uydum, sana güvendim, devam et demişsiniz. Uydum uyumama diyorsunuz. Adamın namazı şaşkın olsa bile hesabını o verecek. Siz uydum dediniz, bıraktınız işi ona. Daha karışmayın. Sesi çatallı çıkar, pürüzü çıkar. Size ne? Ama boş bunu, Boş bulunmayacaksın. Namaz kılıyorsun. Bilinçli olacaksın yahu. Bilinçli olmazsanız o zaman namaz kıldığınız nereden bileceğiz biz? Evet. kaflet gaflet işinde olmayacaksınız. Öh diye hece çıkarırsınız. Sesi düzelttim diye bu namazı gider diyorlar. Bunu da hatırlatıyorum. Çünkü bazen oluyor böyle e, hemen arkadan yüz kişi öksürüyor. Aman öksürmeyin namazınız e, bozulabilir. Namazı bozan şeyler, namazda konuşmak, mülim abdest bozan şeyler olmak aynen cuma namazında bozarlar. Vakit çıkması cumanı bozduğunu bir daha hatırlatmış olalım. Evet şimdi şimdi bir husus daha var. E, cuma'ya gelemedi. Kim? Zaten gelmek mecbur değil. Kadın. Cuma'ya gelmedi. Evinde kılacak. Tamam öğle namaz kılacak. Cuma'ya gelemedi. Kim hasta? Cuma gelemedi. Kim mahpus? Şu veya bu. Cuma'ya gitmeyecek. Mesela e, kötürüm vesaire. E, ama Cuma'ya gitmek zorunda değil. Götürecek adam da bulamadı. Gidemedi. Öğlen namazı ne zaman kılsın? Edepli olsun diyorlar kitaplar. Cuma namazının o vakit Cuma namazının saltanatının sürdüğü bir vakittir. Ona mahsus bir vakittir. Cuma namazında camide cemaat dağılmadan öğle namazını kılmayın. Bir, edep. Cemaat olmak kerahattir iki. Çünkü Cuma cemaati var. Böyle Cuma cemaatinin cemaatini azaltır diye öyle söylüyor. Cuma günü Cuma gidemeyenler adamlar cemaatle namaz kılamazlar diyor. Kılarlarsa mekruhtur. Cuma cemaatinin hakkıdır cemaat. Bu cemaatin azaltılmasın diye cemaati de yasaklıyorlar. Öğle namazını cemaatle kılmasın diyorlar. Fıkıh, öyle söylüyor. Cuma günü yapılması gereken güzel işler nelerdir? Bir, sabahleyin erken kalkmak lazım. Cuma günü. Cuma gecesi duaların kabul olduğu mübarek gecelerden biridir. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki dua ne dua ederseniz yüzde yüz geçerlidir ama o e, kabul saatinin hutbe sırasında mı, namaz kılarken mi, başka zaman ne olduğu gizli. Onun için Sabi kiram şafak sökmesinden gün batana kadar cuma gün devamlı cuma camide kalırlarmış ki bu saati yakalayalım diye öyle bir gün e, cumaya önem vermek lazım. Onun için cuma günü erken kalkmak lazım. Sabah namazını camide kılmak lazım. Cumayı da boy abdesti alaraktan, boy abdesti alaraktan, e, gıcır gıcır tertemiz yıkanaraktan e, erkenden gitmeli. Ve hiç camide dedikodu yapmadan, konuşmadan, hutbede hiç konuşmaksızın hutbeyi kılıp dönmeli. 10 günlük günahlar sinir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte cuma günü temiz elbiseler giymek, Gusletmek bize göre hanefilere göre e, güzel elbiseler giymek, koku sürünmek, en temiz elbiseler, yeni elbise cumaya gitmek çünkü İslam'ın şairindendir, alametindendir. İslam'ı temsil eden bir namazdır, gösteren bir namazdır. Müslümanların da ona göre Müslümanları, Müslümanlığı başkalarına gösterme anlamı olduğu için, alamet olduğu için tertemiz olmaları, gıcır gıcır olmalı. Böyle e, enzeleri kırış kırış kir olmamalı. Üstündeki elbiseler böyle mezbele elbiseleri olmamalı. Hazreti Ömer radıyallahu an böyle kirli elbiseyle gelen adamın yakasından tuttuğu gibi geri fırlatmış. Celalli Ömer. E, şimdi tabii öyle bir Ömer yok ama camiye temiz gelin var. Huzu zinetekum inde kulli mescid. Allah'ın ayeti var. Mes camilere gelen Müslüman ağzı kokmasın, üstü kokmasın, çorabı kokmasın, temiz gelsin, temiz giyinsin, temiz koksun diyor. Allah öyle söylüyor, emre diyor. Peygamberimiz de öyle söylüyor. Soğan sarımsak gelmesin diyor. Şimdi tabii özür dilerek de söylüyorum sigara tiryakilerine. Sigara kokusu Sigara kokusu soğan kokusundan daha şiddetli. Bana göre. Benim başımı döndürüyor. Benim gibi başı dönen bir sürü adam var. Müslüman'a eziyet haramdır. Sigara içenler lütfen hem bunu bırakın. her Devlet de yasak etmiş. Bak kapalı yerde sigara içilmez diye. Hemen içip kapının içine giriyorlar. Ağzının dumanı içeride çıkıyor. Güzel Müslüman. Neden böyle yapıyorsun? Evvela o kokuyu giderecek bir maddeler yap. Zaten işme de. İçme de hele e, sigara kokusuyla. Bir Müslüman yanına durarsan, başını döndürürsen Müslüman'a eziyet haram oluyor. Sarımsak kokusu öyle, bir de kirli çıraplar, böyle ter kokan şeyler aynı. Kötü koktuğu için yasak etmiş soğan sarımsağı Peygamberimiz. Onlar da kötü koktuğuna göre neden bunları yapıyorsun? Tabii yapmayalım hepimiz yapmayalım diye biz size duyulur. Burada da öyle söylüyor. Cuma günü gusletmek, güzelce yıkanmak İmam Malik'e göre farzdır. Farzdır. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki Guslü <laughs> cevmil cuma vacibin ala küllü muhtelimin ihtilam olan buluğa ermiş cuma kendine farz olan her kişiye cuma günü guslü yıkanması farzdır. Hadis-i şerifi var. Buna dayanıyor. İmam-ı Azam Hazretleri bir başka hadise dayanıyor. Öyle söylüyor Peygamberimiz İmam-ı Azam dayandığı hadis şu. Men tavatta cuma febiha ve ni'met ve men fe cuma günü abdest alarak cumaya giderse ne güzel ama diyor guslederse o daha başka iyidir şereflidir faziletlidir daha çok sevaplıdır demek ki diyor e, gusül etmeden de cuma geçerli farz olsaydı geçerli olmazdı diye oradan Müslümanları kurtarıyor i̇mam Azam bu hadise dayanarak ama e, o da sünnet-i müekkededir ne demek o? Peygamberimiz hiç terk etmemiş Cuman Kuslünü, Hiç terk etmemiş. Hazreti Osman bir keresinde geç gelmiş. Geç gelmiş. Ee, kapıdan girince Hazreti Osman bu milletin Müslümanların önderi bir insan. Büyük bir adam. Gerçekten büyük bir adam. Ee, Hazreti Ömer hutbe okuyormuş. Geç kaldığını görünce şu saatte mi diye hemen gürlemiş hutbeden. Demiş ki abdest aldırırken geciktim. Bak hele diyor abdestten söz ediyor. Nerede kusül diyor. Bir daha gürlemiş Hazreti Ömer. Yani hutbede olmasaydı Osman'a hiç şakası yok. Ceza verecekti orada. Yani cuma kusülü öyle basit bir sünnet değil. Vacip ayarını sünnet mekkede demek zaten vacip demek. Öyle kuvvetli bir sünnettir. Hiç ihtiyacı olmayan, zarureti olmayanlar bile mutlaka cuma namazına ...yaşlısı şunu bunu... ...mutlaka cuma namazına gıcır gıcır yıkanarak gitmeli... 10 günlük günahları sildirmek için... ...evet bu çok önemli... ...tabii cuma giderken... ...cuma namazına giderken konuşmamalı... ...dedikodu yapmamalı... E, ...elini cebine elinizi sokup... cebin içinde... ...paltosun cebinde tesbih çekmeli... ...estağfurullah diyerek gitmeli... ...neden cebine sokturuyorsun... ...dışarıda olursa bak şu mürayi derler kötü konuşmaya sebep olursun. Senin niyetin gösteriş olmasa bile başkasının laf etme sebep olursun diye elini cebine sokturuyorum. Böyle sokaraktan tabii giderken selam verirsin, selam alırsın. Nasılsın beyefendi dersin. Bunlar dini şeylerdir, güzel şeylerdir ama dedikodu lafları yapmadan camiye gitmek lazım. Sağ ayağınla içeri girmek lazım. Cami içerisinde hiç konuşmamak lazım vaaz ediliyorsa onu dinlemek lazım, edilmiyorsa Kur'an okumak lazım veya Estağfurullah, Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah gibi bir köşede bunları çekmek lazım. Hutbede sırası kesin konuşmadan öyle dinleyerekten çıkmak lazım. Bir husus daha arz etmek istiyorum. Cuma namazından sonra diyor, bu, bunlar mecburi şeyler değil. Mecburi olan iki, bir hutbe, bir de iki rekat farz. Bu benim söylediklerim, peygamberin tavsiyeleri, sünnetleri arz ediyorum. Hani neden böyle çoğaltıyorsun diyenlere? Çoğaltmıyorum. Yapılırsa çok kazandıracak şeyleri söylüyorum. Şimdi cuma namazının arkasından diyor bir Müslüman, yedi defa kul Ahad suresini, İhlas suresini okursa, yedi defa başında besmele, sonunda besmele, yedi defa başında besmele, sonunda besmele, Kul a'uz bi rabbil falak suresini okursa, yedi defa başında besmele, sonunda besmele, yedi defa kul a'uz bi rabbil nas suresini okursa, yedi, 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 çıkmadan, cumadan çıkmadan, namaz kıldığı yerden ayrılmadan, konuşmadan, evet, konuşmadan, e, bunu söylerse diyor, bir dahaki cumaya kadar, e, Allah belalardan, şerlerden, musibetlerden o mümini korur diyor. Hadis-i şerif var ben de size arz ediyorum. Yani Cuma'ya gitmişken bunlar basit şeyler. Bunları neden yapmayalım? Herkes kapıdan çıkarken başlıyor dedikoduya. Bunu da arz etmek istiyorum. Evet geldin mübarek Müslüman. Gusül abdest almış, gıcır gıcır yıkarmış, tertemiz gelmiş. Ne güzel. Cuma'da hak eden hutbesini konuşmuyor. Güzel Cuma namazını kılıyor. Fakat mimar herhalde Cuma namazı kılmadığı için mi Bey namaz olduğu için ne kapıyı küçücük yapmış. Halbuki cuma gününde düşünerek, bayramları düşünerek çok kapı yapması lazım veya kapının icabında geniş açılmasını düşünmesi lazım bir mimarın. Onu düşünmemiş, küçücük kapı yapmış. Herkes bir anda çıkmaya başlayınca yığılıyor orada. Yığılınca da caminin içindeyken artık günlük işe yaramaz laflar başlıyor. Evet, bunu yapmayın. Neden? Evet, biz elhamdülillah Türkler camiye çok saygılıyızdır. Camiye saygı duymak iyidir. Cami Allah'ın evidir. İbadethanedir. O sıradan sokak değildir. Bir yer değildir. Ee, öyle diyor peygamberimiz. Cahil Arap gelmiş çöl bedevisi caminin kumluğuna işemiş. Koşmuşlar hemen dövmeye. Bırakın demiş. Mehlen. Yavaş olun, durun. Alan bilmiyor. Adam işini bitirmiş. Zaten nasıl bırakacak ki? Dövseniz de kesemez ki. Geri durun demiş peygamberimiz. Adam işini bitirdikten sonra ama adam bunu görmüş. Ötekiler hınçınla, öfkeyle üzerinde hücum edince <laughs> korkmuş. Peygamberimizin o güler yüzüyle durun siğindi görmüş. Gel bakalım demiş. Gülerek gel bakalım. Burası cami evladım demiş. Burada demiş bu işler yapılmaz. Burada da kılınır, ibadet edilir, zikredilir. Böyle şeyler için yapılmadı burası. Ama demiş senden Allah razı olsun şu adamlarına yersen olmasaydın beni yiyeceklerdi. Görgüsüz bilmiyor adam. Şimdi cuma namazı orada bizim için ibadethane cami. ibadet yapmak için yapılmıştır. Uyumak için yapılmamıştır. Kahvehane değildir. Konuşmak için yapılmamıştır. Konuşursanız adalet konuşma konuşmayla olur. Vaaz etmek konuşmak. Öyle güzel şeyler olacak. Ama bugün işte bilmem hangi takımla maçı hemen başlıyorlar. Maç tartışması orada başlıyor. Veya hangi kahveye gidelim işte ne yapalım gibi bunlar işe yaramaz laflardır. Caminin içinde olursa ne olur? Abdullah Mesut diyor ki, evet Abdullah Mesut diyor ki, caminin içerisinde eğer mala yani işe yaramaz laflar edilirse odunu yuvarsınız diyor. Yakarsınız, o koca harman odunu ateş bir avuç kül haline getirir ya evet diyorlar. İşte diyor camide diyor işe ramaz laflar ederse bir mümin kazandığı harman gibi sevabı bir avuç kül haline getirir yok eder diyor. E o kadar emek verdin geldin. Biraz daha sabır et şu sokağa çıkınca kadar caminin içinde böyle yani şeyler olmasın. Onu size duyurmak istiyoruz. Evet, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini arz ediyoruz. Cuma günü önem vermek lazım. Cuma günü müminlerin bayram günüdür. Seyyidül eyyam yevmül cuma. Peygamberimiz hadisi bu. Günlerin efendisi cuma günüdür. Onun için cuma namazından sonra ziyaretler yapabilirsiniz. Evet, kabir ziyareti de yapabilirsiniz cuma günü öğleden sonra. E, mümkün, yani kabir zaman günü yok ama gidebilirsiniz, eşinizle ziyaret edebilirsiniz. Onun için Cuma günü, müminler bayramı olduğundan Cuma günü, özellikle Cuma günü oruç tutacağım diye adet halini getirene hayır diyor dinimiz. Kerahattir. Ama orucu Cuma'ya rastlamak kerahat olmaz. Ramazan içinde de Cuma oluyor. Kerahat mı oluyor? Hayır. İnadını Cuma günü oruç tutuyor adam. Bu yanlış. E bayram olduğu için gideceksin, ikramlarda bulunacak, çayını içeceksin, şekerini alacaksın. Bunlar güzel şeyler. İkram güzeldir. Onun için e, Cuma günü böyle müminler bayramı olduğundan böyle şeyler gidişler, gelişler, sıralar yapılması lazım. Şimdi e, Cuma günü yapılması caiz olmayan şeyler. Evet, arz ettik. Şehirde artık öğlen namazını Cuma gidemeyenler cemaatte kılmayacak. Hatırlatalım. Hapishanede cemaatle namaz kılınmayacak. Başka yerde Cuma Cuma gidemediği için cemaatle namaz kılınmayacak. Evet, tek başına cuma öğlen namazı kılacaklar. Cemaatle kılma, cemaat hakkı, cuma namazının ona saygı duyacağız. Hatta şunu da arz edeyim. Bunlar mecburi şeyler değil ama edeplerdendir. Mesela cuma namazının farzının büyüklüğü, aftaliyeti işte arz ettik ayetlerle, hadislere sabit. Cuma namazının farzını kıldıktan sonra farzını kıldıktan sonra lütfen yanınızdaki komşunuzla yer değişin. Çünkü Cuma namazından sonra ne kılacağı? Sünnet. Cuma'ya saygı düşüncesiyle büyük farz. Sünnet onun kadar değerli değil. Cuma farz. Onun için yanınızdaki yer değişin. Hem şahit kazanın yeriniz çuvasın, şahidiniz çuvasın hem de Cuma namazının farzının büyük olduğunu anlatma sadedinde yanınızdakiyle yer değişirseniz ayrıca fazilet kazanın. Bunda mecburi şeyler değil. Arz ediyorum ama güzel şeyler. Bunu da arz ediyorum buraya. Evet şimdi bunun dışında arz ediyorum tekrar cuma saatinde hutbe ve namaz kılma sırasında alışveriş caiz değil. Gayri meşrudur. Meşrudur. Bunu tekrar hatırlatıyorum. E, bu iki zamanda e, Kur'an-ı Kerim'deki ayete binaen hatta ailevi münasebetler bile e, yasaktır ailesiyle münasebet bile yasaktır o saatte. Neden cumaya gidin diyor Allah? O emre uyacağız. Cuma günü Adem yaratıldı. Cuma günü cennete kondu. Cuma günü cennetten çıkarıldı, yeryüzüne indirildi. Cuma gün kıyamet kopacak. Cuma gün çok önemli bir gün. Onun için sanki kıyamet kopacakmış gibi tevbe, istiğfar, hazırlıklı olmalı, İbadete önem vermeli cuma günü. E, duaları kabul edildiği saatte Rastlar diye durmadan dua etmeli Tabi sadaka vermeli Fakir fukarayı gözetmeli Cuma günü öne özel bir e, ihtimam Göstermeli Kazanmak için Cenab-ı Hak bütün sevapları Müminlere versin Allah bütün müminlerin günahlarını affedip Onları cennete layık hale getirsin Cennetine dahil eylesin Allah'a emanet olun Hoşçakalın aziz seyirciler thank um. you